Arkadaşlar merhabalar. Şimdi TM4C 1-2-3 kartı ile Launchpad ile Keypad ve UART'ı kullanarak USB TTR konvertörü kullanarak bir örnek göstermek istiyorum. Bunu yapmadan önce Keypad'in mantığını anlatmak isterim. Keypad bildiğimiz switch'lerden oluşan bir buton bütünüdür aslında. Mantık çok basittir oldukça. Şurada görmüş olduğunuz R1, R2, R3, R4 yani row 1, row 2, row 3, row 4 anlamına gelen satır 1, satır 2, satır 3, satır 4 anlamlarına gelmektedir. Kolumun 1, kolumun 2 diyerek giden de sütunları ifade etmektedir. Bunları bilmemiz önemli. Bağlantı yaparken dikkat edeceğimiz önemli bir husus. Genelde bizler Keypad'in algoritmasını yazarken kolumun 1'e geldik, atıyorum tamamen. Ve kolumuzlardan veya rowslardan bir herhangi birini input, diğerini ise output yapmak zorundayız. Bu tabi algoritmanın bir çeşididir. Çeşitli yazım şekilleri de vardır keypad'lerle alakalı ama en pratik yöntem bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Şurada hareketsiz bir görsel bulalım. Şimdi şuna gelelim. Keypad'in içini görüyorsunuz şu anda. Ya da şu resimden anlatayım. Row 1'e geldi. Tek tek yazdığımız algoritmayı anlatıyorum şu anda. Tabi kodun üzerinde de anlatacağım. İlk baş satır 1'i kontrol etti. Satır 2'yi kontrol etti. Satır 3'ü kontrol etti. Satır 4'ü kontrol etti. Bitti. Daha sonrasında 3'ün ikinci sütuna geldi. Satır 1'i, satır 2, satır 3 ve satır 4. Daha sonra 3. sütuna geldi. Satır 1, satır 2, satır 3, satır 4 diyerek kontrol edecek. Bu kontrolü ederken aynı zamanda her satırı kontrol etmesinde butona basılıp basılmadığını anlaması açısından bunun bağlı olduğu pinin, input pininin data register'ı okunur. Data register'ı eğer 1 ise bu butona basılmıştır demektedir. Şimdi bunu bu şekilde anlattım. Lakin daha da iyi anlaşılması açısından kod üzerinden tekrardan anlatacağım. Ben bağlantıları nasıl yaptım? İlk baş onu göstereyim size. Şimdi GitHub'da kendi kodumu paylaştım. Burada bağlantıyı şu şekilde açıkladım. R1 ve R4'ü R1'den R4'e kadar olan pinleri PD0 ve PD3'e bağladım. C1'den C3'e kadar yani Keypad'deki C1'den C3'e kadar olanı PC5, PC6 ve PC7'ye bağladım. UART Connection'da UART 5 modülünü kullandım. Mikro işlemcinin içerisinde olan UART modülünü. UART 5'i kullanmak için PE5 ve PE4'e bağlantılarımı gerçekleştirdim. USB TTL konvertörün RX'ini PE5'e, TX'ini ise PE4 pinine bağlayarak bağlantılarımı tamamladım. Tabii bunun aynı zamanda GND'sini Launchpad'imin GND'si ile bağlamak zorundayım ki devre tamamlansın ve haberleşme sağlansın. Sadece 3 tane kablo bağlı olacak burada. Buna dikkat edelim. Şimdi kodu açalım. Tabii ilk baş şunu bir kapatayım. Göndermiş olduğum kodla lab proje dosyasına sağ tıklayarak işte girebilirsiniz veya üzerine tıklayarak Kale'ın kendi simgesi gözüküyorsa üzerine tıklayarak girebilirsiniz. Bazen bu tip sorunlar olduğu için birlikte aç diyerek Microvision ID'yi seçebilirsiniz. Gözükmüyorsa şuradan bakarak tekrardan seçebilirsiniz. Şunları yanlış oldu. Neyse. Şuradan labc dosyasını açalım. Yazdığım kod bu şekilde. Daha öncesinden yazmamın sebebi vakit kaybı olmasın diye. Şimdi ilk baş UART'ı nasıl initialize ettik? Bunun üzerinde duralım hızlı bir şekilde.
UART adında bir fonksiyon içerisinde UART'ı initialize etmek için ilk baş UART'ın bağlı olduğu peripheral'ın klonu aktif ettik. Daha sonrasında bağlı olduğu GPIO klonu aktif ettik. Bunlar da port E'nin bildiğiniz üzere PE4 ve PE5 kloklarını aktif ettik. Register'larını yazarım. Daha sonrasında kontrol register'ı 0 yaptık. Çünkü UART'ı initialize etmeden önce ilk baş disable etmemiz gerekiyor UART 5 modülünü. Daha sonrasında baud rate'i ayarladık. Baud rate'i ayarlarken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Baud bölücüyü hesaplayıp öyle buradaki baud rate, integer baud rate kısmına yazmamız gerekiyor. Buradan baud rate'i baud divisor'ı yani bu baud bölücüyü hesapladıktan sonra 9600 baud rate için tabi 115400 gibi değerlerde de onları kullanarak hesaplayabilirsiniz. 104 buldum. 104'ü buraya yazdık. Bunu bulurken aynı zamanda virgüllü kısmını da hesaplamış olduk tabii ki. O virgüllü kısmını da fractional baud rate register'ına yazmış olduk. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi UART'ı kullanırken genelde sistem clock seçilir. Tabii farklı clock'lar da vardır biliyorsunuz. TM4C, 1-2-3 ya da ARM architecture'lı mikro denetleyicilerde. Buradan select sistem clock yapıyorum. Yani sistem clock'unu seçiyorum. Daha sonrasında burada LCRH register'ını 8 bit data length olarak ayarlıyorum. No parity bit ve no FIFO olmak üzere kullanacağım. Çünkü bunlara ihtiyacım yok benim haberleşme yaparken. Daha sonrasında kontrol register'dan 0 yaptığım kontrol register'ını burada UART 5 modülüne göre TX ve RX'ini aktif ediyorum. Tabi bunları yazarken yani nereden yazıyorum, nereden görüyorum da yazıyorum. Şöyle göstereceğim. Tabi bu arada bu linkleri size yollayacağım videonun altında. Şimdi TM4C 1-2-3 GH6PM benim mikro denetleyicimin modeli. Şimdi buna giriyorum. Daha sonrasında yani Texas Instruments'ın kendi resmi web sitesine giriyorum. Technical Documentation var. Bu mikro denetleyici ile alakalı. Buradan datasheet'e giriyorum. Datasheet'e girdikten sonra UART tarafını açacağım. Ctrl F direkt UART yazayım. Şurada görüyorsunuz UART kısmına geldik. Bizim için önemli olan nokta register kısımlarında nasıl initialize edeceğimiz kısım. Baud rate generation, data transmission, serial ayar vesaire vesaire. Şu 14. başlık altına gidiyoruz. İşte birçok bilgi verilmiş UART ile alakalı, UART modülünün diyagramı ile alakalı okumak elbette faydalı. Zaten okumadan yapmamız çok doğru olmayacaktır. Baud rate hesaplamalar. DMA operation, initialize and configuration. 14.4'te initialization ve and configuration kısmında nasıl initialize edeceğimizi yazıyor. İlk baş gördüğünüz gibi kloğu aktif ediyoruz. Daha sonrasında GPIO kloğunu aktif ediyoruz. Bunları aktif ederken hangi sayfalara gidip aktif edebileceğim buradalarda yazıyor gördüğünüz gibi ilk baş 340'a git oradaki register map'ten neleri aktif edebileceğini gör daha sonrasında ona göre aktif et diyor. Daha sonra tabi GPIO aktif etmemiz gerekiyor. Alternate Selection Function'ı aktif etmemiz gerekiyor. Bu da UART'ı aktif etmemiz için GPIO'da kullandığımız bir register. Bunu önemli bir register'dır. Alternate Selection Function. Çünkü biz GPIO'yu normal input output olarak kullanmayacağız. UART olarak kullanacağız. Oradan UART için kullanacağımı söylemem gerekiyor GPIO register'ını. O yüzden offset'i ayarlamam gerekiyor. Kontrol register'ı aktif ediyorum. Daha sonrasında burada UART'ın initialize etme kısmı önüne anlatmış. Baud rate'i ayarla. Daha sonrasında işte
Bu register'ları ayarla, clock source'u seç vesaire. Bu şekilde yapmamızı söylemiş. Bunları okuyarak, hangi adımları izleyerek o register'ları aktif edeceğimi buradan öğreniyorum. Daha sonra bu register'ların ne anlama geldiğini tabii ki ezbere bilmiyorum. Bilemeyiz. Böyle kolay kolay. Burada tek tek tüm register'ları ne işlem yaptığı zaten yazıyor. This register is data register. For transmitted data, if the FIFO is enabled, data written to location is pushed onto the transmit FIFO. FIFO eğer enable ise data buradaki register'a yazılırmış. Datayı buradan çekecekmişiz. Burada diğer register'lar var. Şimdi biz hangi register'a bakalım mesela? Şu LCRH veya CCH'ye bakalım. Baud rate ayarlama kısmı. Fractional baud rate var. Line control register'ı. Yard kontrol register. İlk baş buraya 0 yaptık. Daha sonrasında 0x301 yaparak ayarladık. Bunu yapmamızın sebebi yard'ı enable ettik. 3 yapmamızın sebebi ise şuradaki TX ve RX'i aktif etmemiz. 300 301 yazdıydık hexadesimal olarak. TX ve RX'i aktif ettik. Bir de yard enable aktif ettik. Tabii CC'yi bulamadık. Biraz aşağı inelim bakalım. Row interrupt. Mask interrupt. Clear. DMA. Configuration. Biz burada 0x0 yazarak sistem kulonunu seçtik. Gördüğünüz gibi burada yazıyor. Yani neyi seçeceğim gibi bir örnek olarak bunu söylemiş olayım. Eğer (0x5) yazarsam da buradaki clock source'u seçeceğimi söylüyor. Biz sistem clock'unu seçiyoruz. Genelde sistem clock seçilir zaten. Daha sonrasında GPIO'yu biliyorsunuz PE4 ile PE5'e bağladık. TTL konvertörümüzü. Ona göre buradaki GPIO'muzu enable ediyoruz. Tabi direction belirlemiyoruz çünkü burada biz normal bir input output işlemi yapmayacağız. Alternate selection'ı aktif ediyoruz. Ve UART için seçeceğimizi register map'tan bulup yazıyoruz. Şu şekilde ayarlıyoruz. Şurada eğer data gelirse, pardon, göndereceksek ilk baş TX buffer'ını beklemesi açısından bu register'ımızın TX'inin bekledi mi, boşaldı mı daha doğrusu, dolu olan bu buffer, bunu bekliyoruz. Daha sonrasında data register'ına data yazarak transmitter işlemini görüyoruz. Printstring ile de datayı gönderiyoruz string ifade olarak. Normalde char gönderebiliyoruz şunu kullanırsak sadece. Eğer bunu çağırırsa pointer'lar sayesinde aslında biz bir string gönderiyoruz. Basit bir delay fonksiyonu. Ya çok basit bir delay fonksiyonu. Şimdi gelelim keypad'e. Dedim ki biz keypad'de row'su veya column'su, yani satırı veya sütunu ya input ya da output olarak belirleyeceğiz. Birini input, birini de output olarak belirleyeceğiz. Ben burada D portuna bağladığım kısmı output olarak seçtim. Şuradan bağlantımıza bakalım. Yani row satırları input olarak seçtim. Output dedim sanırım. Input olarak seçtim.
Sütunları ise output olarak seçtim. Ya basıldığı zaman tek tek nested loop açarak iç içe iki tane loop açarak buradaki kontrolü sağladık sürekli. Eğer basıldıysa oradaki butona basıldığını algılayacak. Bundan öte directionları ayarladık. Commit registerları ayarladık. Çünkü D portunda yanlış hatırlamıyorsam bir tane kilitli bir pinimiz vardı. Buradan oradaki kilitli pini açıyoruz. Commit registerlarımızı ayarladık. Daha sonrasında direction'ı ayarladık. Pull down'ı ayarladık. Çünkü D portunda biz input olarak ayarlamıştık. Input olarak ayarlanan kısımda gördüğünüz gibi row 1 ve row 4'tü. Yani row 1'den row 4'e kadar olan kısım. Row 1, row 2, row 3, row 4. Şimdi gelelim keypad kısmına. Keypad diye bir fonksiyon oluşturdum. Daha sonrasında bunu biliyorsunuz C'de yani sütunların 4x3 olan bir keypad'de 3 tane sütun var. 3 tane sayıyor. Her 3 tane saymasında data register'ına 1 yazıyor sürekli. Yani hangi ilgili data register'ına 1 yazıyor. Tabi bizim C register'ımıza bakalım. GPIOC'lerdeki data register'ımızda 5 ve 7. 5 ve 7. 5, 6, 7. O yüzden ben 5 birim ilerleteceğim. Çünkü 5 ile 7 arasındaki olan kısma bakacağım için 5 ile 7. Eğer 0 olsaydı herhangi bir ilerleme işlemi yapmayacaktım. Yani kaydırma işlemi, shift işlemi yapmayacaktım. Lakin burada PC5 ve PC7 aralığında bir bağlantı yaptığımız için burada bir shift etme kısmı söz konusu. Daha sonra ufak bir delay attık. Atmasak da olur, çalışır. Daha sonrasında bu döngünün içerisine girdiğinde her kolumunu kolumdan bir tüm satırları tek tek tarıyor. Tüm satırlarda data register'ına bakıyor. Data register'ı tabi bakın burada bir kaydırma işlemi yine söz konusu çünkü yavaş yavaş data register'ımız bir bit öne atıp kontrol etmesi gerekiyor. Buradan eğer basıldıysa yani sizin D portunuzdaki data register'ınızda herhangi bir basılma olduysa bunu algıla ve buradaki değeri return et. Tabi simbol adında ben daha öncesinden bir 4 3 çarpı 4 1 4 çarpı 3 olan bir array tanımlamıştık. Bu şekilde buna geliyor. Hangisine basıldıysa bir en basılı, iki en basılı seçiyor. Bunu alıyor. Şimdi keyValue diye biz daha öncesinden bir char değişkeni tanımladık. Bu char değişkeninden keypad fonksiyonumuzu çağırıyor tkey. Buradan bir değer okuyor. Daha sonrasında arg oluşmamasını engellemek için her zaman altına delay koyuyorum. Çünkü eğer ben bir kere bastığım zaman buradaki butona aslında yüzlerce kez basmış gibi algılayacak. Bunun temel sebebi birçok kere clock atması. Yani çok hızlı bir şekilde mikro denetleyicimizin çalışması. Yani bundan dolayı ufak bir gecikme atıyorum. Yaklaşık 10 milisaniye gibi. Daha sonrasında sprintf fonksiyonunu kullanarak bu C'nin içerisinde olan bir fonksiyondur. Mesaj diye bir değişkenim vardı benim. Şurada oluşturduğumuz. Bu mesaj değişkeninin içerisine buradaki string ifadeyi ve aynı zamanda okuduğum key value'yi bir paket haline getiriyor. Mesajın içerisine atıyor. Yani şurada görmüş olduğunuz bu yazılar bir paket haline geliyor ve mesaj dediğimiz değişkene atıyor. Keypad'den alınan değer nokta %C işareti biliyorsunuz. Bu arada şunu da koymazsam sağlıklı olmaz. RN diyelim. Bu aşağı in demek. Bu da kaldığın satırdan
Devam etme, yani kaldığın satırı sil demek. Bu Enter tuşuyla aynı anlama geliyor. Klavyeden bastığınız Enter tuşuyla şuradaki komut. Bunu yaptık. Daha sonrasında basılan karakteri ekrana girdiriyor. Keyvalue'ye. Bunu bir paket haline getirdik. Daha sonra bunu ekrana yazdırma kaldı. Print message dersek bunu ekrana basar. Yani şurada görmüş olduğunuz bu teksti, daha doğrusu şuradan şu şekilde ekrana yazar. Yüzde C dediğimiz şey key value'dir. Bildiğimiz C'den. Print string message diyerekten bunu UART'ta ekrana gönderir ve basar. Şimdi bakalım kodumuzu çalıştırıp ilk baş bir reboot diyelim. Boot diyelim. Load. Tabi mikro denetleyicimi ben bağlamadım. Şöyle yapacağım. USB sıkıntısı olduğu için laptopumda, yani USB az olduğundan dolayı mouse'la paylaştırıyorum. Şu anda yüklendi. Sefer de mouse'umuzu görmedi ama neyse. Şöyle hemen göstereyim. Puty dediğimiz bir uygulama kullanıyorum burada. Termit de kullanabilirsiniz. Arduino'nun serial ekranını da kullanabilirsiniz. Yani UART ile haberleştirip bunu USB TT ile çevirip oradan datayı ekrana basabilecek herhangi bir uygulama olabilir. Puty bu iş için biçilmiş bir kaftan. Ben şimdi Puty'ye giriyorum. Şöyle yapayım. Önünüze gelen bu ekranda ilk baş serial'a basıyorsunuz. Hangi baud rate'de haberleşeceğinizi yazıyorsunuz. 9600'de baud rate, bizim baud rate'imiz 9600 olduğu için ellemiyorum. Hangi COM porta bağlı olduğunu öğrenerek buraya onu yazacağız. Bunun için aygıt yöneticisine geliyoruz. Aygıt yöneticisi. Şimdi burada COM8 görüyor. USB convert, TTL konvertörlerin driver sıkıntısı olabiliyor bazılarının. Bunun için burada yazan hatayı internette araştırıp bulup bunun driverını yüklemeniz gerekiyor bilgisayarınıza. Benimkini görüyor. Çünkü ben daha öncesinde bu sorunla karşılaşıp düzeltmiştim. Bunu da burada söylemenin bir faydası olacağını düşünüyorum sizlere. Bunu sürücüyü güncelleştir diyorsunuz. Tabii ilk baş internetten o dediğim driver'ı yüklemeniz gerekiyor. Bilgisayarındaki sürücülere göz at diyorsunuz. Şuradan 2008 olanı ben yüklüyorum. Genelde çalışıyordu. Yani hata olduğu zaman şurada 2008 yazan driver'ı yüklediğim zaman çalışıyordu. COM8'e bağlı. Stellaris Virtual Serial Port da zaten benim mikro denetleyicim. Daha doğrusu Launchpad'im. Biz USB Converter ile haberleşeceğimiz için, TTL konvertörle haberleşeceğimiz için COM8'e seçiyorum. Şöyle gelip COM8 yazıyorum. Sonra Open diyorum. Daha sonra işlemcimin en üst butonu olan Reset butonuna basıyorum. Tabii neden çalışmadı? Gördüğünüz gibi şu anda çalışıyor. Daha demin butonlara basmadım. Bu şekilde çalışıyor. Hangi tuşa basarsam onu ekrana yazıyor. Böyle güzel bir örnek yapmış olduk. Dilerseniz şimdi şöyle bir örnek yapalım. Hem de sayısal işlemlerin nasıl yapılacağını görelim. Keypad'den girdiğim bir sayının
iki tane sayının ortalamasını bulan bir uygulama yapmaya çalışalım beraber. Çalışsaydı iyi olacaktı ama. Neyse artık. Şimdi şurayı ben bir yorum satırına alalım ana döngümüzü. Bu arada şunları sileyim. Bu önceki yaptığımız bir projeden kalan önemsiz şeyler. Şunu da silelim. Şunu da silelim. Ctrl Fan K diyelim, Find Text diyelim. Şöyle yapacağız. K kullanılmış mı ona bakıyorum. K diye bir değişken kullanılmamış. Bu K'yı silelim. Şöyle bir bullet edelim, hata var mı? Tamam, çok güzel. Şimdi şuraya bir yorum satırını haline alalım. Umarım buradaki örneği anlamışsınızdır. Kullanıcıdan bir sayı isteyeceğiz. Bunun için ilk baş ekrana print string diyerek bir yazı yazmasını istiyorum. İstersen buraya string ifadeli bir değişken de yazabilirim. İstersen iki tırnak içerisinde herhangi bir istediğim yazıyı da yazabilirim. Şöyle diyelim. Lütfen. Tabii Türkçe karakterde sıkıntı olduğu için Türkçe karakter kullanmıyorum. Birinci sayıyı giriniz. Birinci sayıyı giriniz. Daha sonrasında kullanıcı kare ya da evet kare tuşuna basana kadar daha doğrusu bir sayı girecek. Sayı girdikten sonra kare tuşuna basıp bu da onaylanacak. Şöyle bir uyarı da yazalım hatta. Tabii şunu her zaman yazarken eğer alt satıra inmesini istiyorsanız R ve N ters slash R ve N kullanarak bu komutu yazmayı unutmayın. Şuraya bir de uyarı yazalım. Print string uyarı diyerek şu şekilde R ve N yazıyorum. Daha sonra print string diyorum. Bir başlık niteliği taşısın. Bir mesaj box gibi olsun yani. Mesaj kutusu gibi. Şu şekilde. Mouse'umuz yok ama laptopun mousepad ile idare ediyoruz. Şimdi şöyle şuraya sayıyı giriş isteminiz yapıldık isteminizi yaptıktan sonra kare tuşuna basınız ya da şöyle yazalım direkt kare tuşu basın. Şuraya da şöyle yıldız 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 yapalım. Bu şekilde. Hatta enter yapsam daha güzel durabilir.
şekilde, şu, hatta şuraya da şöyle bir kutu niteliği taşıyacak şekilde. Şöyle bir iki tane, bir iki üç. Şöyle de bir iki üç diyerek güzel bir görünüm olmasına için. Şöyle de şunu da hemen hemen ortalara getirelim. Tane. Daha sonra while diyelim, bir, yani döngünün içerisinde sonsuz bir döngü oluşturuyorum. Kullanıcı karaya bastığı zaman tabii bu döngüden çıkacak. Diyorum ki şimdi keypad diye bir değişkenimiz vardı bizim. Keypad, keyvalue diye. Keyvalue diye. Bu keyvalue'yi keypad'den alınan değeri atacağız. Keypad'de key diyerek daha sonra bildiğiniz üzere delay atıyorum. Hata olmaması açısından. Daha sonra bunu bir string ifadeye atacağım. String dediğim aslında bir array'e atacağım. Birinci sayı char değişkeni diyerek şuraya bir char, birinci sayı, daha şöyle yazalım, sayı char, şuraya 4 karakterli yeter. Bir de ikinci sayı için char değişkeni oluşturacağız hemen. Of, şimdi mouse olmayınca çok zorlanıyorum. O yüzden kusura bakmayın. İkinci. İkinci sayıyı da yazdık. Şimdi birinci sayını çıkarın. Bu arada şunları sıfıra atarsak hata olmaması açısından daha iyi olur. Tüm değerlerini sıfır yaptıktan sonra eşittir key value, key value'ye bunu at. Yani okuduğun değeri bunun içine at. Lakin şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir k diye bir değişken oluşturalım. Bu değişkeni şurada tanımlayalım. Integer k 0. Bu k her seferinde artsın. K art art. Tabii şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer kullanıcı kareye basmadıysa, if key value, yani kullanıcının bastığı tuşu key value'ye attıydık, eşit değildir kare tuşuna. Kareye eşit değilse şunu yap. Ve arttır. Eğer zaten kareye basıldıysa bu döngüden çıkacak. Bu arada süs parantez açmama gerek yok. Bir satır yazdığım için.
if'in altına bir satır yazdığım zaman küsüs parantez açmamıza gerek yok. Else. Else de aynı şekilde. Direkt diyorum. Yani bu while döngüsünden, şuradaki sonsuz while döngüsünden kare tuşuna basıldığı an çıkar. Bu şekilde oluşturduk. Daha sonrasında ikinci sayı isteyeceğiz. Şuraya ikinci sayı yazalım. Lütfen'i lütfen ikinci sayıya giriniz diyerek aynı işlemi burada yapacağız. Aynı işlem. Kullanıcının girdiği sayıyı alma. Bu arada şunları da her zaman şurada sıfır eşit desek her döngü sonunda yani çok iyi olur. Her döngü başlangıcında. Şunun aynısını da şuraya da kopyalayalım. Açıklama satırını kullanıcıdan böyle iki tane sayı aldık. Tabi aldığımız sayılar burada ne anlama geliyor? Bu arada ikinci sayı giriyoruz ama şuradan çıktıktan sonra k değişkeninde sıfır eşit desek bir de şurada birinci sayı yerine ikinci sayı alırız. İkinci sayıyı alıyor çünkü burada. İkinci sayıyı alıyor. Şimdi bir de integer değeri oluşturacağız. Şu şekilde int hatta şöyle yaparsak daha iyi olursa bu int 16 t birinci sayı int türünden integer türünden olduğu için int yazdım tabi bunu sıfıra eşitleyeceğim. Bu int gene 16 bitlik bir integer sayısı. İkinci sayı int diyerek bunu da oluşturmuş olacağız. Eşittir 0 diyorum. Daha sonra bu girilen iki sayıyı ilk baş integer'a çevireceğiz. Integer'a çevirmek için şurada kütüphanelerden std library'i kullanmamız gerekiyor. Ya da math kütüphanesi de olabilir. Tam hatırlayamadım ama burada kütüphaneleri aktif bir şekilde kullanıyoruz zaten. Şimdi şuraya integer'ı çevirmek için birinci sayı int diyoruz. A to i yani char array'inden integer'a çevirme. Birinci sayı char diyoruz. Daha sonra ikinci sayıyı integer'a çevirmemiz gerekiyor. Normalde biz char olarak aldık bunları. İkinci sayı char. İkinci sayı int diyeceğiz. Integer'a çevireceğiz. A to i diyorum komut kullanarak. İkinci sayı. C sayı int diyoruz. İnt dedik. Çar diyeceğiz. Daha sonra bu iki sayının ortalamasını alacağız. Bunun için şurada gene bir değişken tanımlayalım. Bu da 32 bitlik olsun. Ortalama diyelim. Bunu da sıfır eşit diyelim.
Ortalamayı bulmak için şu şekilde iki sayının toplamı birinci sayı int artı ikinci sayı int bölü 2 diyoruz. Daha sonra bunu ekrana yazacağız. Print, daha doğrusu sprintf diyelim. Ha, bu arada şunu yazmayı unuttuk arkadaşlar. Neyse, bunu halledeyim, ondan sonra yazalım. Sonucu ekrana yazdırmak için sprintf'i kullanacağım ilk baş. Sprintf diyorum. Message'a bir paket halinde getirmesini isteyeceğim. Mesaj ortalama diyoruz. Yüzde D işaretini kullanıyoruz çünkü integer bir sayı. Floating point şeklinde de yazabilirsiniz. Fractional olarak. Virgülü sayı olarak yani. Ortalama. Tabii ben integer olarak aldım direkt. Daha sonra print string diyorum. Print string. Daha sonrasında bunun içerisine message'i, yukarıda oluşturduğum message paketini yazıyorum. Bu sayede ortalamayı ekrana yazacak. Girdiğim sayıları girdiğim an ekrana yazmayacak. Bunu çözmek için burada ya, yani girilen key value'yu aldıktan sonra ekrana bassam iyi olacak. İlk baş bu hatayı, bu sorunu beraber gözlemleyelim. Daha sonrasında ise tekrardan bu sorunu çözelim. İlk baş şöyle bir build ettik. Tabii kartımıza yüklenmeyecek. Gene yüklü değil. Takılı değil kartı. Daha demin bir sorun oldu. Ki anlamadığım bir şekilde takıldı. Şimdi tekrardan bilgisayarı restladım. Kodu yükledim. Şimdi aygıt yöneticisinden hangi porta bağlı olduğumuzu tekrardan bakalım. Sanırım COM8'di. COM8'e bağlı. Tamam. Şimdi Putu'yu açıyorum. Karşımıza şöyle bir ekran gelecek. Serial'a giriyorum. COM8 yazarak Open diyorum. Ve mikro denetleyicimi tabii ki reset atıyorum, reset butonundan. Bastığım zaman diyor ki sayı giriş işlemimiz yapıldıktan sonra kare tuşuna basın. İlk baş 20 giriyorum. Gördüğünüz gibi girdiğim sayılar yazılmıyor. İşte bahsettiğim sorun aslında buydu. Tekrar 20 yazıyorum. Ortalama 20 dedi. Tabi ortalamayı aşağı atmadığımız için gözükmedi. İki sayının ortalamasına bulan uygulama böyleydi. Lakin dediğim gibi şu sorunu çözelim. Şimdi bunun için ilk gördüğümüz sorun şunu aşağı atmamasıydı. Bu yüzden R ve N diyorum. Hatta iki defa aşağı gelsin. Daha sonrasında şurada görmüş olduğunuz gibi herhangi bir yazdığım sayı görmek için yaptığımız bir işlem yok. Şuraya bir parantez atalım. Daha sonrasında şu görmüş olduğunuz if'in içerisinde olan kodu tekrardan şuraya yazalım. Şimdi key value'yu yazdı. Lakin ekrana yazmadı. Yani char'ın içerisine yazdı. Ekrana yazması için ne yapacağız? Print string deriz. Ya da şey yapabiliriz. Şuradaki word transmitter'ı direkt kullanabiliriz. Key value yazarak ekrana yazmasını sağladık. Aynı şeyi şurada da yapacağız. Hatta şöyle direkt şunu kopyalayalım. Birinci sayı için de yapacağız yani.
Bu şekilde yaptık. Şimdi kodu tekrar yüklemek adına ben şu yuvartlarımdan birini yuvart TTL'yi söküp kendi launchpad'imi bağlayıp kodu atacağım. Daha sonra tekrar eski haline getireceğiz. Taktık. Ve kodumuzu yükledik. Tabi burada hata olması gayet normal. Bir de şunu şurada bir daha yani ortalamayı yazdıktan sonra daha da alt satıra insin. İmleç. Yani 3 defa alt satıra insin. 3 defa ters slash rn yapacağım. Daha güzel bir görüntü olması açısından. Şunu şöyle tekrar yükleyelim. Sonrasında Flash Launchpad'imize gücümüzü verelim tekrardan. Tabii UART'ı da bağlayalım o esnada. Kutuyu tekrar açalım. Serial COM8'e bağlıydı. COM8'e basıyorum. Open diyorum. Ve mikro denetleyicime tabi her başlattığımda reset atmam gerekiyor. Reset tuşu biliyorsunuz üstte. Ama aslında. Şimdi 20 yazıyorum. Bak, bakın gördüğünüz gibi bir yazdığım sayıyı gösteriyor. Daha sonra sayıyı girdikten sonra kareye basıyorum. 50 yazıyorum. Ortalamamızı 35 olarak buluyor. Gördüğünüz gibi yaptığımız uygulama bu kadar. Güzel bir uygulama oldu. Daha sonra tekrar gidiyor. 55 kare 45 diyelim. 50 ortalamasını buluyor. Böyle böyle güzel bir uygulama yapmış olduk. Çeşitli varyasyonlarını yapabilirsiniz. İki sayının çarpımı bulan hesap makinesi yapabilirsiniz dilerseniz. Kendiniz menü oluşturup. Böyle güzel bir uygulama oldu. Umarım işinize yarar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.